여러분 제가 왔습니다. Merhaba, iyi ki derim kanalımıza ve günün özetinin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bugün gerçekten olay üstüne olay oldu. Uzun zamandır böyle duygudan duyguya atlamamıştık. Hepsi aktif olunca bayağı yorucu oluyormuş, hatırlattıkları iyi oldu. Geçen hafta yayın açıp bize haftaya tekrar geleceğim sözü veren Cemil'in sözünü bu kadar çabuk tutacağını düşünmemiştim. Pazar günü açacakmış yayın aslında ama iyi değilmiş. Bu nedenle bugün açmış. Sabah önce 1 saat 4 dakikalık üzgünüm geç kaldım başlıklı bir yayın açtı. Sonra yayın kapandı ve bu kez yaklaşık 14 dakikalık bir yayın açtı. Yayına her zamanki gibi şirinlik yaparak girdi. Beni nasıl tanıdınız diye soruyor bir de her seferinde. Kim olduğunu tahmin etmek artık pek de zor değil civcivim. Bu çocuk büyüdükçe daha da sevimli olmuyor mu sizce de? Hele o saçları iyice uzamış, insan okşamak istiyor her bir telini. Geçen hafta yayında ne yapayım diye bize soran Cem'in minyatür Hanok evi yapmaya karar vermiş. Zor olan bir tane seçmiş ve şirin şirin yapmaya koyuldu. Dişlerini sıkışı, gözünün önüne gelen saçlarını savuruşu, yer yer ufak sinirlenmeleri eşliğinde ortalama 1 saat 20 dakika onun minyatür yapışını izledik. Ben çok sıkılırım YouTuber'ları izlerken, hele de böyle aktivite yapanlardan, ama günlerce yayın yapsa izlerim Cem'ini. İzleyen tek biz değildik. Hep diyorum ya, BTS'in en büyük fanı yine BTS diye. Birbirlerinin yayınlarını izliyorlar ve yeni özelliği sonuna kadar kullanıp yorumlar yapıyorlar. Hobi ve Cin de izliyormuş yayını. Cin ne haber? Ne oldu? Saçlarına bak. Beton musun yazmış. Ama Cim'in onu Teon zannetmiş. O kadar heyecanlandı ki yorumu görünce. Teonşi tekrar geldi. Sanki baskı altında hissediyorum. Nereden bildi? Ben canlı yayın açar açmaz gelebilir mi? Teonşi dışarı çıkmıyor musun gibi şeyler söyledi. Kıyamam kuzuma. Cin abinden büyük bir trip yersen hiç şaşırmam. Sonra yıllardır oda arkadaşlığı yaptığı biricik hobisi geldi. Giovanni, perma mı yaptırdın? Ne yapıyor? Ha, anladım, ağaç yapıyor. Hyung'un sana böyle mi öğretti? Cemina, iletişim, diyalog lütfen. Armilerle iyi eğlenceler, sizi morluyorum dedi ve o da gitti. Cem'in de vokal dersi olduğunu söyleyip 2 saatlik bir ara verdi. Sonrasında gelip minyatürü bitireceğini söyledi ki söz verdiği gibi geri geldi. Kapağa koyduğu şu resme bakın. İşimi bitirdim, size koştum der gibi. Hızlıca işine odaklanıp bitirdi. Sanırım bu tatlı yayını birkaç defa daha izleyeceğim. Bir sürü benimle evren yorumları vardı. Cem'in buna önce evi bitirmeliyim, bunun için bir evin olması gerekiyor değil mi dedi. Sen bizim devrelerimizle ne güzel oynuyorsun çocuk. O böyle tatlılık yaparken saat 6'da gelen fotoğraf videosu ve sabah gelen resimler az önce izlediğimiz kişiyle buradaki kişi bir mi diye düşündürttü. Rob de Chamberlı göğsü çıplak dövmeli Jimin ile bu Jimin'in aynı olması çok tehlikeli bir durum. Yayında size söylemem gereken önemli bir şey var ya da Vivaş'ta sonra mı söylemeliyim dedi. Ama söylemedi, meraktan çatlıyorum. Jimin haftaya tekrar geleceğini söyleyip bize Taeyong'un yayınını dinlememiz için yayının başlamasına 5 dakika kala postaladı. Kore medyasına çok gıcık oluyorum. Güya videolu yayın olacaktı ama oradaki armiler olmasa izleyemeyecektik. Sarı hırkası o kadar yakışmış ki, onun da saçları çok uzamış. Aşırı ponçik bir görüntüsü vardı bugün. Çıkışta da girişte de armilerle uzun uzun selamlaştı. DJ olmayı denemeye çok istiyormuş. Kim Ena'yı aramış ve bunu Bay Hyoshin ile yapabilir miyim diye sormuş. Radyoda sevdiği ve bizim seveceğimizi düşündüğü şarkılar çaldı. Mesela Mikrokozmos gibi. O derin sesiyle söylediği şeyleri anlamasam da terapi gibiydi. Taeyong küçüklükten bir anısından bahsetti, çok hoşuma gitti. Küçükken büyük annesi ya da amcasından harçlık almak için onların önünde dans edermiş. Gözümde canlandı o tatlı hali. Busan konserinde düşündüğümüzden daha unutulmaz bir sahne hazırlıyorlarmış bizim için ki buna hiç şüphem yok. DJ Kim Taeyong ile Starry Night YouTube'da toplam 300 bin kullanıcının katılımıyla Kore tarihinin en çok izlenen sesli radyosu olmuş. Yarın ikinci bölümde yine Taeyong ile birlikteyiz. Bakalım bizim için neler hazırladı. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum.